Hayata dair Girine'den merhaba. Programımızda bu hafta sizleri koleksiyoner olan bir ailenin farklı bir ferdiyle buluşturuyoruz. Boransel ailesinden Tamer Boransel'le. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl öncelikle tığ işi koleksiyonu bulunan annesi Kezban Boransel'i, ardından da özellikle Lapta'da taş evlerin restorasyonunu gerçekleştiren kardeşi Doğan Boransel'i ekranlarınıza taşımıştık. Bugün ise özellikle Kıbrıs'a ait etnografik eserleri toplayan bir koleksiyoner olan Tamer Boransel'le tanıştıracağız sizi. Programımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Öncelikle size ve Berreti ekibine teşekkür ederim. Bu program benden daha çok toplumumuzun bilinçlendirilmesi için ve koleksiyoncu olma motivasyonu için çok önemli bir programdır. Evet, şimdi siz bu motivasyona nasıl kavuştunuz? Ne zaman başladı bu merak sizde? Koleksiyoner olma, eskiye olan bu ilgi? Çocukluk yıllarında ailemiz köydeki antikalarla ilgilendiği için 74 öncesi oradan bir merakım oldu. Kuzeye geçtiğimiz zaman Doğu Akdeniz eğitimimden sonra Almanya'ya gittim. Almanya'dan Kıbrıs'a geldiğim zaman oradaki müzelerden etkilenip Kıbrıs'ta bir koleksiyoncu ve antikacı olmaya karar verdim. Aldığınız eğitim neydi? Hani bu konuda herhangi bir eğitim aldınız mı yoksa kendiniz mi geliştirdiniz? Bu konuda bir eğitim almadım çünkü ben Doğu Akdeniz'i İnşaat Yüksek Teknisyeni bitirdim. Ancak yurt dışında gördüğüm müzeler beni etkiledi ve ülkemizde böyle müzeler veya özel koleksiyoncuların sayısı niye fazla değil diye bir koleksiyoncu olmaya karar verdim. Şunu soralım, tam olarak kaç yıldır daha böyle profesyonel olarak bu toplayıcılık yapıyorsunuz, koleksiyonerlik yapıyorsunuz ortalama? Çünkü çok zengin bir koleksiyonunuz var. Ne ile başladınız? Kıbrıs'a geldiğim zaman 2000 yıllarıydı. O yıllarda öncelikle ne toplayacağımı bilmiyordum. Çünkü toplayıcılıktan sonra bir kişi koleksiyoncu olabilir. Beğendiği, onu etkilediği veya felsefesini o yönde biriktirmeye başlayacağı eserleri o zaman karar verir. Önce toplarsınız, sonra da profesyonel olmaya karar verirsiniz. Ben Kıbrıs'a geldiğimde Lapta'da oturduğum için düşündüm ki en iyisi Lapta ile ilgili bir şeyler toplayayım. Öncelikle karar verdiğim Lapta seramikleridir. Lapta seramiklerin üzerindeki yeşil beni her zaman etkileyen bir renktir. Lapta seramiklerini toplarken bu arada Lapta'da üretilen sandıklar da vardır. Sandık toplamaya başladım. Lapta'nın üretim malzemesini dışına çıkarak Kıbrıs'taki antikaları toplamaya başladım. Sınıflandırdığımız zaman örneğin her yöreye ait farklı sandıklar vardır. Ben onları toplamaya karar verdim. Yaklaşık 850 veya 875 adet Lapta seramiğim mevcuttur. Lapta sandıklarım örneği yan odada vardır, göstereceğim size, kemerli odada. Lapta sandıklarından yaklaşık 35-40 tane var, özel parçaları. Akatu sandıklarım var, burada görünen sandık Akatu sandığıdır. Evet, tamam. Son 10-15 yıldan beridir de cama karşı bir tutkum oldu. Camın renkleri beni etkiledi ve opalin cam toplamaya başladım. Yaklaşık 85 adet opalin lambam vardır. 55-65 civarında vazolarım var. Odada gördüğünüz sırlı küpler zeytinyağı biriktirme küpleridir. Bunlar Fransa'da üretildi. Dışarıda avluda şarap küplerim var. Kıbrıs'a ait yaklaşık Rum tarafında 100 tane küpüm var. Satın aldım.
Almanya'dan gelirken Rum tarafında satın aldım ama buraya getirmesi biraz külfetlidir. Eski eserlerden özel izinler gerektiriyor. Ticaret dairesinden izin gerekir. Bu konuda zorluklarımız var. Bunun dışında kapıları gördük. Yıllar önce bir kapı sergisi açmıştık kardeşimle birlikte Doğan'la. 100 çift kapı topladık, restore yaptık ve bunları kardeşimin şirketinin çalışmalarında kullandık. Onlar da geçtiğimiz yıl görüntüledik. Taşev restorasyonlarında her bir parça detayla seçilmişti. Şimdi bunun yanında aslında gözümüze çarpan Avrupa'dan farklı parçalar da var. Bunları da topluyorsunuz. Sadece ülkemizden değil aslında. Dikkat çekici parçalar, konsüller, yazı masaları gözlemledik biz içeride. Bunları da herhalde toplayıcısısınız. Ben daha çok Kıbrıs'ta İngiliz kolonisi döneminde yaşamış yabancıların eserlerini toplamaya merakım vardır. Burada gördüğünüz eser örneğin 16. Louis eseridir ve Kontes Bonte'den satın alınmıştır. Arka tarafımda gördüğünüz ayna, bu da Antoinette dönemidir. 16. Louis'nin eşinin, bu orijinaldir tabii. Yan odada bir iki tane mobilya vardır. Onlar Fransız şeydir, yazıhanesi var. Victoria'm var. Peki ülkemizde toplayıcı olmak, antikayla uğraşmak kolay bir şey mi? Yani malzeme var mı bununla ilgili? Hani belki de vatandaşlar bu konuda bilinçsiz, evlerinde birçoğunun bulunuyor ama farkında bile değiller. Önce hani kolay mıdan başlayalım, sonra bir de vatandaşlardaki bu konuda bir farkındalık, bir bilinç var mı, bu konuya değinelim. Çünkü bu da önemli. Aslında birçoğumuzun evinde belki de farkında olmadan çok değerli parçalar var ve belki de bunların değerini bilemiyoruz bile. Tabii ki şimdi internet aracılığıyla herkes kendi eşyasının değerini Avrupa'ya göre bulabilir. Ancak toplumumuzda bilinç artmış durumdadır. Yaygın mı koleksiyonerlik? Yoksa çok da gelişmemiş mi? Koleksiyonerlik çok yaygın değildir. Tabii şimdi Kıbrıs'ta en yaygın olan eski eser koleksiyonculuğudur. O da 74 Barış Hareketi'nden sonra eski eserlerin bulunduğu kişilere özel koleksiyonculuk izni verildi. Ancak etnografik eser, hani benim topladığım bunlar etnografik eserdir. Bunlar için özel bir izin gerektirmiyor. O yüzden koleksiyoncu olmak daha kolaydır. Ancak kişi istifçi olmaması gerekiyor. Toplarken bilinçli toplaması gerekir. Onu etkileyen sevdiği parçaları toplarsa koleksiyonculuktan da zevk alır tabii ki. Ancak maddi açıdan da koleksiyoncular vardır. Sırf yatırım maksadı için. Bu herhalde ciddi maddi güç gerektiren de bir hani ilgi alanıdır diye düşünüyorum. Çünkü hani bilinçli ve özel yatırım amaçlı bir koleksiyoner olmak mutlaka belli bir maddi güce sahip olmayı da gerektiriyordur. Koleksiyoncu olmak, çok paraya ihtiyacınız yoktur. Çünkü her şeyin koleksiyonu yapılabilir. Örneğin en basiti bir kibrit kutusundan bile koleksiyoncu olabiliyor ama kişi. Yani işte eski eserler, evet. Antikalarla ilgili olduğu zaman hani daha farklı bir maddi güce sahip olmayı da gerektiriyordur mutlaka. Evet, gerektiriyor tabii ki. Ancak maddi gücün yanında da ilginiz olması gerekir, vizyonunuz olması gerekir. Bilginiz olması gerekir, en önemli. Bilgi de çok önemli tabii. Maddi gücü çok iyi olan insanlara örneğin koleksiyoncu olmayı tercih etmiyorlar. Böyle arkadaşlarımız da var. Ancak maddi gücü uygun ve güzel koleksiyonlara sahip kişiler vardır çevremizde. Bazılarının isimlerini sizlere daha sonra verip onlarla da program yapabilirsiniz. Özellikle ilgisi olan benim ilk aklıma gelen mesela Erbil Arkın'ın Rodin koleksiyonu, evet. Benim aklıma geliyor. İlk anda, evet. Ben de uyandı isim olarak o geliyor. Ben de onu birkaç defa izledim. Ülkemize büyük bir kültür kazandırılmıştır. Şimdi koleksiyonerler
ülkemize baktığımızda acaba bu alana ilgi duyanlar yerli halktan çok ülkemizde yaşayan yabancılar mı? Daha mı çok kıymetini biliyorlar antikaların? Bu kültür onların arasında daha mı yaygın? Koleksiyonculuk daha çok Kıbrıs'ta yerli halk tarafındandır. Yabancılar buraya sadece yerleşmeye geliyor. Koleksiyoncu olarak yani. Çok tanımıyorsunuz. Genelde yerli halk. Hiç tanımıyorum. Evet. Hiç yok. Eski ev satın alıp da koleksiyoner olarak değil ama belki de o zaman bireysel olarak hani dekoratif amaçlı olarak mı daha çok eski parçaları satın alıyorlar? Yani koleksiyon yapma amaçlı değil fakat aldıkları evde aksesuar olarak kullanma amaçlı mı tercih ediyorlar? Antika mobilyaları yabancılar kendi evlerinde dekor için kullanıyorlar. O yüzden bu eşyaların, bu antikaların korunması bir yönde de iyi oldu tabii ki. Ancak koleksiyoner yabancı olmuyor. Zaten yanılmıyorsam hani Doğan Boransel'le de yaptığımız programda restore edilmiş taş evleri de daha çok yabancılar tercih ediyorlar, öyle değil mi? Yani, uzun yıllar önce evet. Şu an var mı ilgi? Şu anda Kıbrıslı Türkler veya Türkiye'den gelen vatandaşlarımız eski bina alanlar, eski mobilya arıyor, evet. Alıyor. Eski binada yaşamayı alışkanlık haline getiriyor, evet, yerleşiyor yani. Evet, peki şimdi koleksiyoner olmak isteyen birine nasıl bir tavsiye vermek istersiniz? Az önce gerçi bahsettiniz ama hani ne olması gerektiğine karar vermesi gerekiyor, ne toplamak istediğine karar vermesi gerekiyor dedi. Kolay mıdır koleksiyoner olmak? Yani hani bu açıdan vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır? Bu yönde ilgisi olan gençlere, vatandaşlara. Vardır, evet. Öncelikle koleksiyon yapan kişilerle tanışmalarını tavsiye ederim. Zaman buldukça müzelere ziyarete gitmelerini, gerek Rum tarafında, gerek Kakateci'de, gerekse yurt dışında tatile gittiklerinde müzeleri gezsinler. Onların ilgi alanına giren herhangi bir objeyi, bir nesneyi beğendikleri zaman o doğrultuda malzeme toplamaya yönelebilirler. Tamer Boransel'in en önem verdiği koleksiyonunun Lapta seramikleri konusunda olduğunu söylemiştik. Yaklaşık 850 parça Lapta seramiğini topladığını ifade etmişti az önce. Şimdi koleksiyonun küçük bir parçasını görüyorsunuz. Öncelikle özelliklerini alalım sizden. Nedir Lapta seramiklerinin özelliği? Masada gördüğünüz eserler dediğim gibi eserlerimin bir kısmıdır. Özelliği güncel hayatta 18. yüzyılın sonlarında üretilmeye başladı. Üretilirken güncel kullanım malzemesi olarak üretildi. Örneğin masada gördüğünüz eserlerin bazıları tabak, çanak, sürahiler, kahve fincanları kullanım malzemesi olarak kullanıldı. Daha sonraları 60'lı yıllarda, 50'lerde daha çok seramikçiler kendileri özel parçalar ürettiler. Lapta seramiği 1800'lerde üretilme başlanan Timur isimli kişi Avrupa'da ödül almıştır. Timuris olarak adlandırılır. Aristofanes diye başka bir seramikçi var. Christodoulakis önemli seramikçilerden bazılardır bunlar. Atölyeleri şu anda mevcut değildir. İsterseniz örnek gösterebilirim masada. Tabii ki özelliklerini, örneklerini görelim burada. Siz. Evet. Lapta seramiklerinin atası Çanakkale seramiği olduğu için koleksiyonumda yaklaşık olarak 35 adet Çanakkale seramiğim var. Göstereyim müsaadenizle. Evet, Çanakkale seramiği örneği.
Örneğin bu bir Çanakkale seramiğidir. Karakteristik yapısından, renklerinden bunu anlıyoruz. Buradaki tabak, bu da bir Çanakkale seramiğidir. Yapısı farklıdır, toprağı farklıdır. Bu da bir Çanakkale seramiğidir. Renklerden belli. Renklerden, yapısından dolayı. Burada gördüğünüz bütün eserler, geriye kalanlar da lapta seramiğidir. Birkaç teknikte bunlar yapılır. Özellikle toprak laptadan olması gerekir. Toprak farklı, bu daha sanki açık renk bir toprak evet. gibi. Lapta tabağı, toprağı buradan olduğu için ismini de oradan alır. Bir konyak gibidir. Konyak da konyak bölgesinde üretilirse konyak olur. Aynı üzümü, aynı teknikle laptada üretirseniz o konyak olmaz. Lapta seramiği koleksiyoncular, biz koleksiyoncular arasında tartışmalı geçen bazı olaylardan birisi de budur. Başka yerde de aynı kişiler, aynı seramiği, aynı toprağı üretti. Bazı arkadaşlar onlar lapta seramiği dese de ben onlara lapta seramiği, lapta seramik. Lapta seramiği tekniği. Tekniği, Türkçesi, evet. Ama orijinali değil. Evet. Evet, şimdi bu tekniklerden bahsetmiştik. Bunun özelliği nedir? Üç farklı teknikten yanılmıyorsam evet. bahsetmiştiniz. Bir tanesi daldırma tekniğidir. Daldırma örneğin şu. Öncelikle bu yapılır, kurutulur. Daha sonra sırlama olur. Astarı vardır. Astardan sonra yeşil renk ilk zamanlar bakır malzemeden üretilirdi. Bakır kazanlardan üretilirdi. Özelliği yeşil. Yeşil herhalde. Oradan kaynaklanır, evet. Daldırma dediğimiz zaman yeşil sırın olduğu kaba daldırdığınız zaman yarısına kadar olur. Şekil itibariyle bellidir. Daldırma ile olur bu. Burada gördüğünüz eser parmakla yapılmıştır. Parmak, evet, boyama tekniği parmakla yapılır. Yine aynı tabağı, aynı seramiği alalım. Bu da gördüğünüz gibi serpme tekniğidir. Serpme gerek fırçayla olur, gerekse elinizi daldırır, böyle yaparsınız. Evet. Şimdi burada özellikle kitapları görüyorum. Bu kitaplarda da sizin eserleriniz yer alıyor. Nedir bu kitabın özelliği? Özellikle Lapta bölgesiyle ilgili seramikleri konu alıyor. Evet. Burada gördüğünüz kitabı Eleni Papadimitriou yazmıştır. Modern Glaze Pottery of Cyprus. İçerisindeki koleksiyon eserlerinin yaklaşık olarak %90'ı benim koleksiyonumdan resimlenmiştir. Lapta eserlerini toplayan başka koleksiyonerler var mı sizin gibi? %90'ı sizin olduğuna göre. Hani... Toplayıcı birkaç arkadaşımız vardır. Koleksiyoncu olarak Senih Çavuşoğlu vardır benim bildiğim. Yeni koleksiyonculardan birisi Kemal Erbilek arkadaşımız var. Lapta seramiği topluyor. Özellikle topluyorlar. Orada yani evet. uzmanlaştılar orada. Maus'ta Zeka Hoşgör vardır. Antikacıdır. Çok iyi bilgileri vardır onun da. Koleksiyoncu olarak, lapta seramik koleksiyoncusu olarak yeni bir arkadaşımız daha, şimdi ismini hatırladım. Lefkoşalı bir arkadaş. Düşüneyim ismini biraz. Tamam. Peki zor mu? Yani işte eski eserler konusunda ya da işte antikalar konusunda eksper, uzman isimler bulmak. Şimdi tabii ki internet ortamı çok fazla geliştiği için belki ulaşmak, fikir almak, fikir teatisinde bulmak daha hani kolaydır ama ülkemizde var mı bu konunun eksperleri özellikle? Bu konuda bir sıkıntı yaşıyor musunuz?
Az önce unuttuğum arkadaşımızın ismini söyleyeyim yanlış olmasın. Durdu isminde bir arkadaşımız var. Lapta seramiği meraklısıdır. O da koleksiyona başlamıştır. Lapta seramikleri konusunda 74 Barış Hareketi'nden bugüne kadar eski eserlerde birçok değerli insanlarımız var. Ama bizim gibi koleksiyoncuların danışacağı hiçbir kitap yoktur. Mecburiyetten dolayı Rum tarafında bildiğimiz kitap yazan kişilerden bazı bilgiler alıyoruz. Ancak seramiği yaşayarak, dokanarak, karşılaştırarak ancak o şekilde bunların orijinal mı, yurt dışından geldi mi diye bir tecrübeye sahip olduk. Güzel parçalar, sandıklar, Kıbrıs sandıkları. Örneğin bu sandıkla başlayalım. Önce şunu sorayım. Kaç sandık var koleksiyonumuzda? Az önceki yorumda sanırım 50-55 demiştim. O civarda sandıklarım vardır. Farklı bölgelerden. Evet, farklı bölgelerden. Tabiinin farklı özellikleri var. Evet. KKTC'de ilk sandık kitabını ve tek kitabı İsmet Atar Hanım yazdı. Oradan birçok bilgi öğrendik. Burada gördüğünüz sandık Lapta sandığıdır. Lapta sandığının özellikleri genelde koyu renktir. Ahşap rengi. Üzerinde ortada kuşlu veya kuşsuz diye bazı isimleri vardır Lapta sandıkların. Orada kuşlar var. Evet. Ortada herhalde nar var. Genelde nar mı değil mi ben de bilmiyorum. Çünkü sarmaşık şeklinde olur. Aha. Bu gördüğünüz... Evet, boydan boya etrafını süsleyen evet. O zaman sarmaşık. Yanlış yorumlamayalım. Evet. Sarmaşıktır. Genelde lapta sandıklarında selviler vardır, kuşlar var. Bina... Hemen buradan gösterirsek... Burada gördükleriniz selvidir. Selviler var iki tarafta da. Orta yerde yapılar vardır. Su kemerleri veya evet. Bina olabilir. Hemen burada kemerleri evet. Görüyoruz. Ve burada çiçekler. Her zaman çiçek olmaz. Bazen çiçek, bazen farklı motifleri vardır. Buradaki çiçek. Burada çiçektir evet. Bazı evet, da çiçek. Çiçeklerdir. Genelde bu çiçek taş işçiliğinde de kullanılmıştır. Lapta'daki bazı binalarda biz bunu bulduk. Alanlarınızdan birinin de opalin cam ürünler olduğunu söylemiştiniz. Aslında belki de birçoğumuzun evinde bunlardan bol bol bulunuyor. Özellikle gaz yağ lambaları çok revaçta. Kaç parça var? Nedir özelliği bu ürünlerin? Opalin cam koleksiyonum yaklaşık olarak sanırım 85 demiştik. 65-75 adet arasındadır. Bunların özelliği opalindir. Opalinle opal aynı değildir. Bazı şahıslar bu opaldır der. Opal yarı değerli bir taştır. Bunlar ise camdır, renklendirilmiş camdır. Opalin camı ışığa tuttuğunuzda kırmızımsı bir ateş işareti gibi görünür. Işığı toplar. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bu mavi yarın, ya bunu ışığa tutun. Işığa tutarken evet. İnce tarafını. Direkt ışık zaten kırmızı evet. Şekilde görünüyor içinden bakıldığı zaman bunun tamamen. Opal vazo bu. Opal vazo olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Opalin vazo. Opalin vazo, evet. Bunlar yanlış söyledik. Opalin gaz lambalarıdır. Evet, ilginç bir şey öğrenmiş olduk. Opalini ışığa tuttuğumuzda ışık kırmızı görünüyor. Evet. Avrupa'dan parçaları da topladığınızı ifade etmiştiniz. Şimdi konsüller var, yazı masaları var. Çok farklı karakterde masalar olduğunu gördüm.
Nedir özellikleri? Örneğin burada çok büyük bir dolap görüyorum. Aslında belki de dolaptan önce aynaya değinmek lazım. Eskiden anneannelerimizin evinin olmazsa olmazları dört direk karyolalar, evet, ve kök aynalar. Var mı hala arayan bu aynalardan çok? En çok istenen aynalardan bir tanesidir. Hı hı. Benim kök aynam yoktur. Hı hı. Bunu bir değerli arkadaşımız için aldım. Elbise dolabı, bunu Magosa'dan satın aldım. Kıbrıs'a ilk geldiğim yıllarda, 90'larda. Ceviz ağacından yapılmıştır ama nereden geldiği şu ana kadar bilmiyorum. Özelliği? Özelliği... Özelliği konusunda bir fikir çok fazla. 1900'lü yılların başında olabilir işçiliğe baktığım zaman. Ancak melek oluşu... Yani barok bir melek vardır orada. Belki de yurt dışından gelmiş bir malzemedir. Beğendiğim için satın aldım. Kök aynalar. Genelde kartallı ayna diye bazıları kartallı ayna veya büyük İskender aynaları diye adlandırılır. Bunlar ahşap üzerine alçı dekoratif kaplamayla olmuştur. Alçıdandır. Sonra altın varakla boyanır. Evet, gerçek altın varakla, hı-hı, yapılırdı. Bunların üç tane ölçüleri vardır, boyları vardır. En büyüklerinden kız kardeşimde bir tane var. Bu onun orta size aynasıdır. Bunlar Mısır'da yapıldı ve öyle Kıbrıs'a geldi. Mısır'da işçilik ucuz olduğu için Mısır'dan sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Farklı bir konsül görüyoruz. Aslında yazı masası mı? İki ayrı yazı masası var sanki. Evet. Çok değişik. Bunları, bunlardan bahsedelim. Aslında şöyle öncelikle kapatmak lazım. Bu bir konsül gibi görünürken buradaki rafı açılarak içinden, yani bir yazı masası çıkıyor. Aslında çok güzel, pratik bir çözüm. Yer kaplamaz. Evet. Bu yazı masasını yine Contes Bonte diye bir hanımdan satın aldım. Fransız bir mobilyadır. Genelde bunlar kaplama malzemeyle olur. Ve özel dönülmesi de vardır. Genelde kasa değil ama evet, o özel bölmelerin içinde vardır, kıymetli hanımlar eşyalarını, evet, mücevheratı, evet, saklamaları için öyle bir bölgeleri oluyor. Burada gördüğünüz mobilya 16. Louis dönemine aittir. Contes Bonte diye bir koleksiyoncudan satın aldım. Ayna da öyle, evet. Ancak bu mobilyalar benden önce Mehmet Öksüzer Bey'e satıldı. Ben de Mehmet Öksüzer Bey'den satın aldım. Vefat etti. Daha önce de önceden Girne'de antikacılık yapan, evet, bir isimdi. Benim Kıbrıs'taki yabancıların eşyalarına merakım olduğunu bildiği için özel mobilyası olduğunda daima beni aradı. Oradan satın aldım. Yeniden aynaya gelirsek, ayna en kıymetli parça dedik. Özelliklerini de alalım. Ne deniyordu bu aynaya? Hangi döneme aitti? Burada gördüğünüz ayna yine aynı hanımdan, Contes Bonte'den satın alınan bir aynadır. Üzerindeki gördüğünüz o başlık, Antoinette'nin taktığı başlık da aynısıdır. Birkaç araştırmacı bana bunu Antoinette'nin tasarladığı bir mobilya olduğunu söyledi. Bazıları da 16. Louis diye isimlendirildi. Sormadan edemeyeceğim. Şimdi madem, buyurun, ki en kıymetli parça bu, bunun değerini öğrenebilir miyiz peki? Bunu sormalıyım. Benim için en çok sevdiğim bir mobilya olduğu için bana göre tabii ki en değerli olarak adlandırdım. Konu ondan ibarettir. Thank you.
Hayata dair yine de bu hafta sizleri etnografik eser koleksiyonları olan Tamer Boransel ile bir araya getirdik. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak dileğiyle.